Sabahın 6:30'unda bir çalar saatin sesine uyanıp yataktan fırlar. Giyin. Zorla bir şeyler atıştır. Diş fırçalar. Başka birine büyük paralar kazandırmak ve sana tanınan fırsata müteşekkir olmak için berbat bir trafiğin içine dal. Ama şimdi biraz rahatlama zamanı. Çoban Yıldızı başlıyor. Başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı diliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülerse kalanı detay, gerisi kolay. Başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Kalanı detay, gerisi kolay. Ege bölgesinin en çok dinlenen Türkçe müzik radyosundan radyo gelen herkese merhabalar. 22.14'ü gösteriyor saatlerimiz. 3 saatlik keyifli bir yolculuğun henüz başında, bir programda ilk anlarındasınız. Ben Gökmen Küçüktaşdemir ve yine her zaman olduğu gibi tam karşımda sevgili dostum Hakan Asılkefeli. Sizinle bu gece yine güzel bir yolculuğa çıkacağız. Umarım tadını çıkartırsınız. Öyle değil mi Hakan'cığım? Bence de yani gayet güzel olacak gibi hissediyorum şu anda yani. Evet, daha enerjik, daha keyifli, daha coşkulu bir salı gecesi olacağından kesinlikle. Bu sefer eminim. Uyudum valla yani. Öyle değil mi? Uyuyup da geldim. 37 saat uykusuzlukla gelmedi be.
Ben de bol bol dinlendim. Dinlenme fırsatı buldum. Hatta tatildesin sen şu anda ya. Evet, tatil. Görev sorumluluk bilinci ağır bastığı için ta otelden kalkıp buralara gelip Gümüldür'den program yapan bir adam yani. Tebrik ederim bu arada. Kesinlikle. Seni. Bundan 3-4 hafta önce bu sene galiba izin yapamayacağız, tatil yapamayacağız gibi şeyler konuşurken şu anda tatilde olmanın keyfini yaşıyorum. Evet. Ama bir yandan da bu mikrofona öyle aşığım ki bunu bırakamıyorum bir türlü. Evet. O yüzden de doğru buradayım. Doğru yapıyorsun bence. Evet, ne yapalım, çok para veriyorlar kardeşim. Aslında. Başka bir şey değil. Yani ne yapalım yani. Neyse, işte banka hesabımızda boş görmemek için buraya gelmiş bulunmaktayız. Evet. Ama keyifli bir program olacağından kesinlikle eminim. İlerleyen dakikalar içerisinde bu hafta neleri konuşacağız, onu bir şekilde masaya yatırırız. Okay. Bunun dışında da bizi dinleyenler her zaman olduğu gibi Facebook üzerinden bize katılabilirler. Duygularını ve düşüncelerini Çoban Yıldızı'nın ve Radyo Gün'ün Facebook sayfalarından bize ulaştırabilirler. Bunu da söyledikten sonra güzel bir şarkı, ondan sonra da bakalım bu hafta neler konuşacağız. Bununla ilgili bir kısa brief gibi böyle bir şey verelim yani, değil mi? Evet, her zaman yaptığımız gibi. Anekdotlarımızı da sunarız. Radyo Gidesiniz, ayrılmıyorsunuz. Eskiden bambaşkaydı, herkes tam da ben yanım. Boşluklar hep dolar, yalnızdı benim yanım. Bir gün aşka rastladım, sevdim yeni başladım. Bir omuzum oldu sonunda, başımı yasladım. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sollar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sollar, biz hep rengarenk. Ben suysam o ateş, ruh var ruhum eş. Griler hep düşmanım, kırmızılar bana kardeş. Dilimde ona meler, seviyorum demeler. Saçlarım hep boynunda, hay ne güzel kareler. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sollar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sollar, biz hep rengarenk. Evet, harika bir yaz şarkısı. Sertab Erener'le girdik programa. Evet. İlerleyen dakikalar içerisinde tabii ki yine şıkır şıkır fıkır fıkır şarkılar yine bu frekanslarda olacak. Radyo Gede yani. Bu gece biraz iş hayatına değineceğiz. Biraz iş hayatının içerisinde neler... Bu arada bir şey soracağım sana. Tabii şey ki. Yapıyorsun yani. Böyle bir yüzüne renk geldi. Sen ne yapıyorsun? İstifa falan mı etti ya? Bayağı böyle ben şu an hani böyle hoplayacağım senin enerjinden. Öyle bir enerji hissediyorum yani stüdyoda. Evet. Zaten biraz da evet. Çok net oldu. Teşekkür ederim. Buradan da kaynaklanıyor olabilir de. Olabilir. Hani yaşadığımız şeyler hayatımıza bazen direkt olarak, bazen en direkt olarak... Evet. Her şeyi konuşuyoruz yani. Biz zaten yani. O yüzden bu da bir konudur yani. Elbette. Yaşanan şeyleri birçoğumuz yaşıyoruz çünkü. Benzer şeyler ama farklı zamanlarda olabiliyor. Tabii ki sen de ben de çokça iş değiştirdik. Farklı sektörlerde, farklı yerlerde çalışma şansına sahip olduk geçmiş zaman dilimleri içerisinde.
Ama tabii ki bunların her bir tanesi bize birer tecrübe olarak dönüyor. Kesinlikle. Ve bir sonraki işimizde daha iyi olmamız için de belki de ön ayak olabiliyor. Tabii tecrübe yapıyor bu tür şeyler, girişimler. Tabii bizden yani. Genç olan arkadaşlarımıza, belki de yaşıtlarımıza da bir şekilde tecrübelerimizi aktarırsak buradan daha da faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bu gece sanmayın ki sıkıcı bir program olacak. İş hayatı falan filan hep derken. Hep işin magazin kısmındayız, biliyorsunuz ki çocuklar yani. Tabii ki hani biraz gerçekler, biraz hayal ürünleri, evet, biraz yaşanmışlıklar ama absürt olaylar da bu gecenin içerisinde yer alacak. Kulak kabartırsanız, bize katılırsanız, sizler de düşüncenizi aktarırsanız elbette ki memnun oluruz. Evet. Belki de dediğimiz gibi daha sonrasında bugün burada konuşacağımız şeyler sizin de bilgi alanına girebilir. Siz faydalanabilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Tabii ki hocanın dediğini yapmama, yaptın yapma diye bir şey de vardır. Bunu da belki ilerleyen dakikalar içerisinde paylaşırız. Yaşadıklarımızdan örnekleri ortaya koyarız. Bir kulağınızın bir tarafına küp olarak takarsınız bazı şeyleri belki. Hemen başlayalım, yoksa bir şarkı arası verelim. Hep şarkı dinleyelim canım. Yani. Ondan sonra keyfimiz başlayalım. Keyfimiz yerine gelsin öyle bir ondan sonra. O zaman Aydın İlgi'ye kulak verelim. Radyo gidesiniz, ayrılmıyorsunuz. Derdeyim sorma, yangınlardayım. Oh,
Murat Akkan'cığım şarkı sormadı ama ben sormak zorundayım. Daha öncesinde iş yerlerinden sen mi kovuldun daha çok, yoksa istifa ederek mi ayrıldın genellikle? Kanka, hiç kovulmuşluğum yok diyeceğim, ukalalık olarak addedecek herkes ama hiç daha öyle bir şeyle karşılaşmadım yani. Zaten benim şöyle söyleyeyim, hani üniversiteden sonra çalıştığım yerlerde 6 aydan fazla sabredemedim şeye. Hani standart prosedürde olan işlere. Yani zaten o yüzden kovuldun yani. Yok, istifa ettim. Yani hep bir şey yanlış geldi bana yani. Ne mesela yanlış gelen? Of, çok var yani, anlatırım. Bütün akşam anlatırım yani. Ya tek tek madde madde sayarsak mesela yani, diyelim ki bir kere şöyle saatleri midir? Yani mesela tabii bir tanesi. Yani o şöyle bir şey var. Şimdi bu söyleyeceklerim saçma gelecek insanlara ama bu tabii ki kişilikle de alakalı. Hani benim dünya bakışım böyle. İnanın öyle de olmadan da yaşanılıyor. Onu da anlatırım istersen. Bir kere sabah 9'da değil ya. Belki ben o gün 12'de gelmek istiyorum. Veya 8.30'da gelmek istiyorum sabah. Mesela değil mi? Niye? Çalışma saati nedir ki ya? Ya benim düşüncem. Hani ben şeyi, hani o kalıbın içine bir türlü dahil olamadım. 9-6'da çık. İşte benim işim var. 5'te çıkabilirim. Veya o gün hani şey, mazeretsiz ama. Mesela işte benim annem hasta, o yüzden bugün 4'te çıkabilir miyim? İşte belki yok, sadece canım istiyor yani. 4'te erken çıkmak istiyorum bugün dediğinde çıkabilir misin abi? Bana sanki bir şey gibi geliyor yani, zorlama ve dayatma. Hapisteymiş gibi hissettim hep kendimi. Bu mesela bir tanesi. Evet yani mesela ben uzun süre gazetecilik yaptım ve gazeteciler biraz daha rahat bu konuda aslına bakarsan. Yani rahat olan meslek dallarından bir tanesi. Ona göre programını ayarlayabiliyorsun ya da işte ona göre haberlerini ayarlayabiliyorsun bazen. Tabii ki hani zor olduğu şartlar da var. Ya sonra zaten müzik sektörüne geçmemin sebebi de bu. Yani orada öyle bir şey yok. Ya bu şey var, çünkü o bir tamamen ruhunu kattığın bir iş ya. Abi ben bugün bunu yapamayacağım ya, eve gidiyorum ben, sıkıldım falan deyip gidiyorsun. Kimse de vay nereye gidiyorsun, çalışman lazım falan deyin. Ha, bugün kendini iyi hissetmiyor, o yüzden yapamaz, ama gitsen falan. Şöyle bir şey ya. Olmuyor mu? Şimdi sen, konserim var, konsere çıkacaksın. Belli bir saatin var, duyurusu yapılmış falan. Ben konsere çıkmıyorum kardeşim, gidiyorum. Hayır, o profesyon. Şöyle söyleyeyim yani, bir kere bir müzisyenliği kesinlikle bu işlerle bir tutmamak lazım. Yani sanat ve ticareti yan yana koymamak lazım. Bence baştan bu hatayı yaptın. O yüzden hiç bu konuya girmeyeli bir ara. İkisi, birisi güneşse öbürü şey, buzdolabı falan yani, ay da değil. Hani ikisi birbirinden o kadar uzak şeyler yani. Hani hiç alakasız şeyler. O yüzden bence hani o ikisini kıyaslamamak lazım. Yani ben her konserime zıplaya zıplaya çıktım yani. Çünkü o inanılmaz bir auradır yani. Çok farklı bir ortam. Yani o yüzden onun dışında hani standart işler mesela. Adam şirkete çalıştığın için şeyi de biliyorsun. Adam atıyorum yılda işte 100 milyon dolar kazanıyor. Ve bir bakıyorsun ki ben 2000 lira 3000 lira maaşla çalışıyorum yani. Bütün satış da ben yapıyorum mesela yani. Atıyorum ben ve benim gibi 4-5 kişi falan. Atıyorum. Yani bu çok adaletsiz geldi bana. Yani çok adaletsiz yani. Hani bütün ter benden çıkıyor, koşturuyorum, bir de üstüne vay niye böyle oldu diye bir de hesap falan soruyor yani. Enteresan bir şekilde. Değil mi? Bazen yani, senden raporlamalar isteniyor ama raporlamaları sürekli isteniliyor zaten. Evet, o, ama o raporlamalar genellikle insanlara ulaşsa da onları görmemezlikten gelebiliyorlar ve üzerine birçok şey, yükü de yıkıp tabii. Üzerinin içinden sığınabiliyorlar. Aman zaten var ya, o şirket ortamından ayrıldığıma, o ayrılışı oldu zaten. Müzik sektörü, şimdi de zaten biliyorsun ne yaptığımı. Yani en sevindiğim şey de şu, hiç de anlayamadığım bir şey her zaman da. Şirket içinde çalışan, patronu geçtim şu anda, patronu unutun. Şirket içinde çalışanların kendi arasındaki böyle ayak kaydırma bilmem ne, böyle ayak oyunları derler ya. Bu tür hareketlere girmiş olması. Ya arkadaş, sen de bordrolusun, patron parmağını şaklattığında yoksun, ben de yokum. Yani neyin havasındayız birbirimize yani? Hani hiç anlayamadığım konu. Herkes böyle bir işte ben bilmem ne müdürüyüm falan filan. Ya sen hiçbir şey değilsin aslında yani. Hani kimse yanlış anlamasın dediğimi ama herkes de bilinç altında bunu bilir. Patron parmağı şaklattığında yoksun. O title'larının hepsini istese bir saniyede elinden alır yani. İnisiyatif sende değil ya. Şöyle bir şey de var. Mesela en son çalıştığım iş yerinde
Müdürden geçilmiyordu. Her yer müdür. Ama ne işleri yapacak. Devlet dairesi gibi öyle öyle. İşleri yapacak alt elemanlar yok. Dolayısıyla herkes general yani. Asker yok ama yani. Asker yok. Savaşacak eleman yok ortada. Ve hani dolayısıyla işler sürekli birbirine takılıyor. Ve herkes güç gösterisi yaptığı için işler de yürümüyor. O klasiktir ama çok müdür olursa o kaçınılmazdır. Çünkü yani ben müdürüm, ben müdürüm olayı yani. O da neyse, ben anlamadım hiç zaten onu. Öyle. Neyse, bu dertler bitmez. Aynen. Bir şekilde programın içerisinde ilerleyen dakikalarda bunlara biraz daha fazla değineceğiz. Ama önce dumana kulak verelim dersin. Olur. Radyo Gide Çoban Yıldız devam ediyor. Ben Gökmen Küçüktaş Demir ve sevgili dostum Hakan Asılkeferi ile bu gece yine sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Her salı gecesi olduğu gibi. Saklarım geçmez sözüm, divana geçmez gücüm yetmez. Bana yetmez sözün geçme.
Evet, az önce sen bir şirkette çalışmak neden seni sıkıyor ondan bahsediyordun. Evet. Benim aklıma mesela bir tane geldi, özellikle şu yaz aylarındayken. Mesela tatil sürelerinin böyle kısa olması, kısıtlı olması. Hani kısa değil abi. İlk sene mesela çok az tatilin yapılması bence çok anlamsız. Bir sene boyunca çalışmadan tatil, mesela Haziran'da işe girdin mi o yaz tatil yapamıyorsun. Ayrıca bunun kararını kim veriyor? Neden böyle? Ayrıca ben niye tatil yapamıyorum yani? Ya da tatil yaparken sana niye soruyorum yani? Bir de istediğin zaman tatil yapamazsın değil mi? Tamam. Yani illa ki şirkete birine uyması lazım. Tabii yani. Şirkete uyması lazım. Hayır, bana zorla o Roma durumu olayını anlattıracak yani bu olay. Yani çok, çünkü asabım bozuyor bir tür durumlar yani. İnsanlar... Anlat Hakan'cığım. Kendini rahat et, bırak. Hayır, çok uzun sürüyor ondan, anlatamayacağımdan değil yani. Kısa, hani, kısa olarak anlat yani. Şey yani, insanlar biraz daha Roma İmparatorluğu'nun zamandaki kölelik sistemini araştırırsa... tamam, şu kadar anki, tamam. Şu anki şeyi anlayabilirler yani. Haftada bir gün izin, işte evine... Şey, evi diyorum yani, o zamanki çalışma ortamına yakın bir yerden sahip onlara yer veriyor, orada kalıyorlar, kıyafetleri, hatta belki o dönemin daha avantajlı olduğu şeyler bile var yani şu günkü şartlara göre. Hiçbir şeyi kendi inisiyatifinde yapamıyorsun abi. Bir kere en sinir bozucu şey o yani, hani işte o 9-6 olayı, işte izin. Bir kere izin ismi bile çok kötü yani. 9-6 iyiymiş aslında, benim çalıştığım son yer 8.5-7 idi. Oh yeah. Kötüydü yani. Kötü. Sabah girerken kırbaçlıyorlar bir de şrak diye böyle günaydın falan diye böyle. Tabii ki o kırbaç sesini duymadan işe başlamadık yani. Allah'ım yarabbim. Ya daha da kötüleri var. Tabii ki canım yani... Hafta sonu mesela başladığım zaman çalışmıyordum. Şey, çalışıyordum ama sonra mesela 2 gün izne çıkartıldı. Hani çeşitli isyanlar sonrasında, kazan kaldırmaları sonrasında. Spartaküs olmak gerekiyor bazen. Yani. Yapılan işlemlerden yani. Bir tanesiydi. Ama tepki vermek gerekiyor bazen. Kesinlikle abi, patrona bırakırsan o hep para kazanmak ister zaten yani. Hayır, biz de biliyorsun bir işletmemiz var, bilmem ne var, çalıştığımız insanlar falan, ama şöyle bir şey yok yani. Hani kimse insanlara bu şekilde davranamaz yani. İsterse Nisan'da çıkar, isterse yazın çıkar. Yani mutlaka iş yoğunluğunun devam etmesiyle ilgili kısmı, elemanlardan böyle bir fedakarlık beklemek yerine sen bunu planlayacaksın. Bu adamlar isterse ben yazınki aktivasyonumu nasıl değerlendirebilirim? Ayrıca kimse bana bu ticaret böyle olmaz demesin. Hemen Amerikalıların yaptığı bazı örnekleri anlatırım ki tık diyemezler yani. Türkiye'de maalesef profesyonellik yanlış algılanıyor. Yani profesyonellik kölelikmiş gibi uygulanıyor. O evet. Yüzden bir küçük sıkıntısı var bu ülkenin bu konuda yani. Kurumsallaşalım derlerken bir taraftan da kurumsallaşmanın ne olduğunu bilmeyen ve bilmedikleri gibi de yüzlerini gözlerini bulaştıran tonla insanla karşılaşıyoruz. Çok özellikle hani yani. Bu işleri yürütmeye çalışan, kendisine patron kisvesini yakıştıran ve bununla beraber de o kurumsallaşma kültürünü hani bir şekilde hiçbir zaman benimseyemeyecek. Tabii. Yani üzerine ya bir türlü vizyon, oturamayacak. Vizyon abi. Vizyon yoksa olan insanlar. Evet, vizyon yoksa bir insanda, isterse katrilyon değil kentrilyon olsun yani. Hiç problem değil. Paranın ne kadar çok olduğu önemli değil ya kurumsallıkta. Yani o zaten bir çerçevedir. O çerçeveye nasıl gireceğini önce zaten patron öğrenmesi lazım. Yani bu bütün şirketler için geçerli bir şey. Şimdi kalkıp uzmanı gibi konuşmak istemiyorum ama ben de çok büyük firmalarda çalıştım. Yani ne olduğunu da biliyorum. Bildiğim kadarını anlatıyorum. Belli bir çerçevesi vardır. Çok da basittir aslında uygulaması. Hı-hı. Sadece bu işin uzmanını istihdam edip onu dinleyip onun dedikleri doğrultusunda hareket edeceksin. Çok net, basit yani. Hani evet. Her şeyi ben biliyorum zihniyeti dünyanın en yanlış. İngilizlerin çok güzel bir sözü var. Mutlakiyet mutlaka hata yapar derler. Yani gerçi mutlakiyette de yıllardır yönetilen bir devletten böyle bir cümlenin de çıkmış olması enteresan gelir hep bana, ama o da ayrı. Ama cümle doğru yani. Hani o tecrübe etmişler işte yani, ha, tabii, orada böyle tecrübe etmişler. Ondan sonra da krallardan, kraliçelerden, düklerden, lordlardan geçilmediği için ülke. Yani ama doğru söylüyorlar. Yani mutlakiyetle devam eden hiçbir şirket bence başarılı olamaz. Doğru. Yani, Hakan çok ağladın. Yani artık bilemiyorum. Yok, ne olacak? Çok önce bıraktım ağlamayı o işlerle. Bundan sonraki iş hayatın ne olacak bilemiyorum. Ama biz devam ediyoruz Çoban Zına. Radyo Gidesiniz, ayrılmıyorsunuz. Müzik
Evet, dinleyicilerimiz de bize eşlik ediyorlar gecenin vaktinde. Tabii ki konu birçok insanı ilgilendirdiği için. Kesinlikle. Herkesin sıkıntısı bu ya. Değil mi? Yani tabii biraz da bu iş nereye kadar ya? Nereye kadar gidecek bu nereye çalışma kadar çalış diyorsun ya? Çalış nereye kadar yani? Hayır, bir de şu emeklilik olayı çok uzun vadede olacak olan bir şey değil mi? Yani tabii sanki yani. Hiç baktığın zaman sonu gelmeyecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle bak, hani bir şey soracağım. 20'li yaşlarında başladın. Şu anda 20'li yaşlarında olan bir arkadaşımız işe yeni başladı. Sigortası yeni yapıldı diyelim. Bakıyor böyle, Allah'ım ben 65 yaşında erkek diye düşünürsek bu 65 yaşında emekli olacağım. Ulanım bu herhalde hiçbir sonu gelmeyecek yani bu işin. Öyle zaten. Ben yani, direkt intihar edeyim yani. Şöyle düşün. Enerjin hani klişedir bu ama çok doğrudur yani. Hı hı. Enerjin ve paran varken zamanın yok. Zamanın varsa paran yok. Bilmem ne varsa o yok, bu yok diye bir klişe vardır. Ve bu çok doğru. Çalışıyorsun abi. Şöyle düşün. Yok bak. Haftanın 6 günü çalışıyor Türkiye'de. Kimse kalkıp 3-5 tane menfaat örneği söylemesin. 6 gün çalışıyor abi bu ülkenin insanının çoğunluğu yani. Hı hı. 6 gün yani alışveriş merkezlerini falan düşünürsen 12 saat çalışıyor çocuklar yani. Yani evet. Ya bu arada şey hemen aklıma geldi, onu söyleyelim. Biz patronlarımızı çok seviyoruz. Buradan onları sevdiğimizi yolluyoruz. Evet. Özellikle radyo müdürlerine özel ilgimiz var yani. Kendilerini çok seviyoruz. Böyle artistlik yapıyoruz ama kendi müdürümüz hariç. O da zaten dayak korkusundan, yoksa hani atılma korkusu değil. Yeterince para biriktirdik radyodan yani. İstediği zaman koyabilir. Sopadan korkuyoruz yani. Neyse hani kaldığımız yerden devam edelim. Neyse yani hiç şöyle bir şey var. 12 saat çalışıyor abi insanlar. Haftada 6 gün. Ne ara harcayacağım o parayı be abi? Pazar günü, hadi pazar tatil yapıyorsun. Onda da zaten cesedin çıktığı için 6 günde. Pazar günü de full dinlenerek uyuyarak geçiyor. Abi hiçbir insanın sosyal yaşantısı olmadan yıllarca bu işi nasıl yapabilir ya? Tabii bir yandan insan kendisini de geliştiremiyor. Yani dediğin gibi dışarı çıkıp da işte çeşitli aktivitelere katılmadığı için, farklı yerlere, farklı ülkelere gitmediği, görmediği için, farklı insanlarla tanışmadığı için. Zaten süper maaş da alır tabii, biliyorsun ülkede yani. Daha fazla sanata yön verilmediği için, içerisinde olmaya çabalanamadığı için kendisini de insan geliştiremiyor. Dolayısıyla hani kendi eğitimini tamamlayamıyor bir yandan da. Tabii. Ve olabildiğince kendi zekasını aktaramıyor işte. Potansiyel şu kadar basit bir olay var. Hı-hı. Şu kadar basit bir olay var. Türkiye'de asgari ücret 900 lira değil mi? O civarda bir şey. Evet. Yaklaşık 300 euro yapıyor abi bu. 300 euro maaş alan birisi Avrupa'da nasıl tatile gidecek abi? Başka kültür tanıyacak mesela. Nasıl yapacak bunu? Hani yemese içmese Android'e dönüştürdük adamı diyelim. Bir şey yapabilir diyelim. Aslında Suriyeliler var mesela, özellikle İzmir'de bol bol farklı kültür tanımak istiyorsan. Basmane'ye gidebilir yani. Basmane'ye gidebilirler. Yaklaşık 500 bin kişi var orada şu ya anda. Ya da enteresan yani. Bir şekilde yani orada yani kaldırımlarda falan yaşıyorlar enteresan aileleriyle, çocuklarıyla tabii falan. Tabii, insan oradan, kaçakçılarıyla hani, sürekli bir irtibattalar. Net, sağ olsun. Net insan kaçakçılığı yapılıyor şu anda ülkemizde maalesef. Aynen, bir şey kimse de ilgilenmiyor ya. Ne enteresan bir ülkeyiz değil mi? Hani hiç orada insanlar yokmuş gibi davranıyor. Hatırlıyor musun seninle arabayla geçerken ya bu ne oluyor ya falan olmuştuk böyle. Ben kimlerde insanlar. Tabii bedava bir şey dağıtıyorlar herhalde dedim. Bedava Avrupa biletiymiş meğerse bu. Evet. Biz de mi karışsak araya falan diye böyle. Ya bu bizi tutuklarlar Gökmen. Ya. Yani ya siz olmaz. Şimdi, biliyorsun hani çeşitli eylem hareketleri bir şey, daha doğrusu bu ülkede yanlış olan bir şeyi meydanlarda dillendirdiğin zaman, tepki gösterdiğin zaman hemen karşını alıyorsun. Onu göz yaşartıcı olarak alıyorsun. 50 bin gösterici 250 bin polis oluyor falan, 1'e 5 falan böyle. Vesaire olabiliyor ama bu tarz şeylerde ben enteresan etrafta şey göremiyorum. Polis çok misafirperveriz ondan. Onlar değil mi? Yani, bizim misafirimiz değil mi? Çok misafirperver bir memleket. Geçiş yolu olarak kullanılıyoruz ve hani bundan da gayet mutluyuz galiba. Her neyse. Biz neredeydik ya? İşte hayatından bahsediyoruz. İşte hayatı evet. Aslına bakarsam çok içlendik. Ya vallahi evet. Ah, abi. Şarkı çal, ben bir kafamı toplayayım. Ya. Vallahi yani. Sonra devam ederim. Radyo'da çobanınızı devam ediyor. Gökmen ve Hakan'lasınız. Bize Facebook üzerinden ulaşabilir, düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Zor olsa da galiba dönüyorum sana.
gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz. Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Nerelere koşsam, gizlice ağlasam. Nerelerde bulsam, hayaller mi kursam. Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Evet Hakan'cığım, az önce bir şirketten ayrılmak için çeşitli sebepler aktarıyordun bize. Evet. Neler olup neler olmayacağına dair. Peki diyelim ki artık ayrılıyorsun şirketten. Neler söylersin ayrılacağın şirkete, ne dersin yani? Ne olduysa onu söylerim, niye ayrıldığımla ilgili yani. Beğenmediğim neler, ne varsa yani. Hepsini söylersin. Ya ben daha önce mesela örneğini vereyim, hatta yaptığımı vereyim. Hı-hı. Ondan sonra... çalışma saatlerinin çok yoğun olduğu bir şirkette çalışmıştım. İsmini vermek istemediğim, yıllar önce tabii olan bir olay bu. Ondan sonra şey demiştim yani, hani bir kere çok yoğun çalışma, hani böyle 30 saniye kafanı kaşıyamazsın ya. Hani tam öyle, o tip bir şirket. Ondan sürekli seyahatler, şehir dışı seyahatleri, geliyorsun böyle bir göçebe hayatı gibi bir hayatım oldu falan filan. Böyle dedim ki hani kendilerine, şirket çalışma şeyiniz çok ağır. Hiç şartlarımız cumartesileri satış destek elemanları geliyor diye sırf biz de geliyoruz falan. Hiçbir mantığı yok, geliyoruz oturuyoruz yarım gün orada falan. Hani dedim ki mantıksız uygulamalar var. Ondan sonra cumartesi gelmek gibi satışçıların. Ondan sonra ayrıca da şirket çalışma şartları gereksiz çok yoğun, yük bindiriliyor. Karşı tarafın yani insan
olma hakkımı kullanarak istifa ediyorum dedim ya. Vay, yemin ederim aynı bu cümleyle. Çünkü güzel. Hani ben robot değilim yani. Farklı bir versiyonu söyledim. Hani başka bir şey, biri de çalışamaz o şirkette. Zaten sürekli sirkülasyon oluyormuş ayrıldıktan sonra. 6 ay sürdü gene. Yani şey var yani. Aslında bakarsan... Ruhun